Merhaba arkadaşlar, Nartest TV YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Zeynep Öğretmen. Nartest Prestij Soru Bankası'nın Üslü İfadeler Ünitesi'nin 12. testiyle çözümlerimize devam ediyoruz. Şimdi birinci soruyla başlayalım. 3 basamaklı bir ABC sayısı, ABC eşittir A'nın birinci kuvveti artı B'nin ikinci kuvveti artı C'nin üçüncü kuvveti eşitliğini sağlıyorsa bu sayıya omega sayısı denir. Örneğin 598 5 üzeri 1 artı 9 üzeri 2 artı 8 üzeri 3 olduğundan 598 bir omega sayısıdır. Sağlamasını göstermiş. Şimdi buna göre hangisi bir omega sayısı değildir diyor. Şimdi bakacak olursak A şıkkındaki 135 için eşit mi? Bir bakalım. 1'in birinci kuvveti artı 3'ün ikinci kuvveti artı 5'in üçüncü kuvveti. Ne yapar? 1 artı 3'ün karesi 9 artı 5'in küpü 125. Ne yaptı? 125 9 daha 134 1 daha 135. Bu bir omega sayısıymış. B şıkkına bakalım. 175 1'in birinci kuvveti artı 7'nin ikinci kuvveti artı 5'in üçüncü kuvveti 1 artı 49 artı 125'ten burası da 175 yapar. Yani bu da bir omega sayısıymış. Şöyle biraz indirelim. C şıkkına bakarsak 246 bir omega sayısı mı? 2 üssü 1 artı 4 üssü 2 artı 6 üssü 3 eşittir. Eşittir. 2 artı 16 artı 216. 216 16 daha 232. 2 daha 234 yapar. Ama sayı 246 idi. Ne oldu? Eşit çıkmadı. Dolayısıyla bu bir omega sayısı değil. B şıkkına da bakalım. 518, 5'in birinci kuvveti artı 1'in ikinci kuvveti artı 8'in üçüncü kuvveti. Burası da ne yapar? 512 artı 1, 513, 5 daha 518'den bir omega sayısıdır. Cevabımız C seçeneğidir. Şöyle bakın. İkinci soruyla devam edelim. Şimdi bilimsel gösterimin tanımını vermiş ve yarıçapı R olan bir dairenin alanı pi r karedir demiş. Gribe yol açan influenza adında bir virüs insanlara çok kolay bulaşmaktaymış. Bu gribin başlıca bulaşma yolu öksürük ve hapşırık ile etrafa saçılan damlacıkların hava yoluyla bulaşmasıdır. Bir hapşırık ile virüs taşıyan damlacıklar en fazla 40 metre yarıçapında dairesel bir alana yayılabilmektedirler. Buna göre hapşıran bir insanın virüs taşıyan damlacıklarının yayılabileceği en büyük alanın santimetre kare cinsinden bilimsel gösterimi. Şimdi damlacıklar en fazla 40 metre yarıçapında dairesel bir alana yayılıyorlarmış. Yani şöyle en fazla 40 metre yarıçapında dairesel bir alana yayılıyorlarmış. Ya ben bunu elim kalktığı için kusura bakmayın tam daha iyi gibi olmadı ama anlatmak istedim. Hapşıran bir insanın virüs taşıyan damlacıklarını yayılabileceği en büyük alanı dediği için demek ki en fazla yarıçap ne olurmuş? 40 metre. O halde bunun alanını bulursak alan pi r kare. Yani 3 çarpı 40'ın karesi 3 çarpı 1600'den 4800 metre kare yapar. Ama bizden bunu santimetre kare olarak istemiş. O halde 4848 çarpı 10 üzeri 2'dir. Çarpı 1 metre kare 10 üzeri 4 santimetre kare 10 üzeri 4 santimetre karedir. Bunu düzenlersek 48 çarpı 10 üzeri 6 santimetre kare olur ve bunun bilimsel gösterimi virgülü ne yapacağız? Sola kaydıracağız yine. 4,8 çarpı 10 üzeri 7 santimetre kare olur. Cevabımız B seçeneğidir.
Yukarıda verilen çark birinci çevrildiğinde ibrenin gösterdiği sayı taban, ikinci çevrildiğinde ibrenin gösterdiği sayı üs olmakta. Birinci çevrildiğinde ibre 3, ikincisinde eksi 2 gösteriyorsa 3 üssü 2. Birinci çevrildiğinde taban, ikinci çevrildiğinde üs. Buna göre çark iki kez çevrildiğinde ibre farklı sayıları gösterdiğine göre elde edilebilecek en büyük üslü ifade. Birincisi taban. En büyük üslü ifade için birincisi 4'ü göstersin. İkincisi de 5'i göstersin. Ne olur sonucumuz? 2 üssü 10. Yani 2'nin ikinci kuvvetin 5. kuvveti olduğu için 1024 olur. En büyük üslü ifade 1024 yazılabilir bu çarkta. Cevabımız B seçeneği. Ve geldik son soruya. Şimdi diyor ki, kendisi kesesinde yavrusu olan bir anne kanguru zıplayarak 1 saniyede 2 üzeri 3 metre yol alabiliyor. Gideceği yolun yarısını kesesindeki yavrusu ile giden anne kanguru yolun diğer yarısını yalnız gidiyor. Kesesinde yavrusu olmadığında hızını 2 katına çıkaran anne kangurunun kesesinde yavrusu varken gittiği süre 4 üzeri 4 saniye. Şimdi kesesinde yavrusu varken 1 saniyede 2 üzeri 3 metre yol alabiliyor. Ve yavru varken gittiği süre 4 üzeri 4. Yani bu annenin yolu 2 üzeri 3 çarpı 4 üzeri 4. Diyor ki devamında, yavru olmadığında hızını 2 katına çıkarıyor. Hızını 2 katına çıkarıyorsa aldığı yol da 2 katına çıkar. Ne olur? Eskiden 2 üzeri 3 metre yol alabiliyorduysa şimdi 2 üzeri 2 katına çıktı, 4 metre yol alabilir. Ve burada zamanını soruyor bize. O halde gerekli sadeleştirmeleri, düzenlemeleri yaparsak 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 8 eşittir 2 üzeri 4 çarpı soru işareti 2 üzeri 11 bölü 2 üzeri 4. 2 üzeri 11 bölü 2 üzeri 4 ne yapar? 11'den 4 çıktı. 7. 2 üzeri 7. Yani kesesinde yavrusu yokken de 2 üzeri 7 saniyede alır yolu. Diyor ki anne kanguru yolun tamamını yalnız olarak gitseydi gideceği yere kaç saniyede varırdı diyor. Şimdi gideceği yolun yarısı buydu. Yarısı da buydu. Yani 2 üzeri 3 çarpı 4 üzeri 4 çarpı 2 üzeri 1. Kesesinde yavrusu yokken yalnız gittiğindeki hızı 2 üssü 4 oluyordu. Ne olur o halde? Şuradan çarpı kaç saniyede t diyelim. Şu 2 üssü 4. Şunlar gider. 2 üssü 4. 2 üssü 4. Burası ne olur? 4 üzeri 4 kalır. Yani 2 üssü 8 olur. Veya da 4'ün karesinin karesi şeklinde olur. 4 üssü 4. O da ne olur? 16'nın karesi saniyede yolu alır. Yani ben şurada ekstra kesesinde yavru yokken kaç saniyede gideceğini de buldum ama ona gerek de yoktu aslında. 2 üzeri 3 çarpı 4 üzeri 4 yolun yarısı. Aynı yoldan hani yarısı olduğu için 2 ile çarpıp yolun tamamını bulduk. Şurası yolun tamamı. Bu yolun tamamını anne kanguru yalnız gittiğinde kaç saniyede alır diyordu. Anne kangurunun hızını da bulmuştuk burada. Çünkü kendisi yavru varken 2 üzeri 3 metre yol alıyorsa, o hızla gidiyorsa, 2 katına çıkarsa 2 üzeri 4 hızda yol alır. Şu bilgiye göre kangurunun kesesinde yavru yokken. O halde yolun tamamı eşittir 2 üzeri 4 çarpı t dedik. 2 üzeri 3, 2 üzeri 1, 2 üzeri 4 yapar. Her iki tarafta da sadeleşti. 4 üzeri 4 t'ye eşitmiş. Düzenledik onu da. 4'ün karesinin ikinci kuvveti yani 16 üzeri 2 bizim saniyemiz yaptı.